Merhaba, bugün sizinle pavlova yapacağız. Pavlova aslında bezenin üzerine krema ve meyve ile süslenmiş minik pastacıklar veya büyük pasta şeklinde hazırlananı. Öncelikle bize gerekli olan yumurta beyazı, şeker, nişasta ve sirke. Aslında beyaz sirke kullansanız daha iyi. Ben üzüm sirkesi kullandım. Onu da yapabilirsiniz. Rengini çok etkilemiyor açıkçası. Böyle mikserin hızlı devrinde bir süre çırpıyoruz. 4-5 dakika kadar çırpmamız gerekiyor. Bu kıvamı aldıktan sonra yavaş yavaş şekerini ekleyeceğiz. Böyle çırpıcının ucundan düşmemesi gerekiyor. Çırptığınızda, çıkardığınızda. Daha sonra içerisine kaşık kaşık şeker ekleyeceğiz. Şekeri kaşık kaşık ekliyoruz. Bu önemli. Çünkü birden eklerseniz bu yumurtanın akını söndürebiliyor. Çırptığınız akı söndürebiliyor. Ve daha likit bir kıvam alıyor. O zaman da sıktığınız formunu kaybediyor. Kuruması zorlaşıyor gibi sonuçlar doğuruyor. O yüzden şekeri yavaş yavaş kaşık kaşık ekliyoruz. Daha sonra içerisine nişasta koyuyoruz. Ve üzüm sirkesi veya elma sirkesi yani beyaz sirke kullanırsanız daha iyi olabilir renk açısından. Daha sonra bunu da iyice karışana kadar güzelce çırpıyoruz. Buradaki çırpmayı çok abartmayalım, sönmesin. Daha sonra böyle beyaz, ince, daha doğrusu ince beyazı böyle parlak bir kıvam alacak. Böyle çırpıcıyı oynattığınız zaman, yerinden çıkardığınız zaman akmayacak, damlamayacak bir şekilde olsun. Kabı da ters çevirdiğinizde kaptan dökülmeyecek sertlikte, form kaybetmemesi gerekiyor. Daha sonra ben çilek şeklinde yapacağım için bir taslak hazırlıyorum. Öncelikle daha büyük bir yuvarlak çiziyorum. Ben kelepçeli kalıp kullandım, 24 santimlik. Eğer sizin yani 24 santimlik bir tabak olabilir veya daha büyük bir tabak olabilir. Böyle artık evinizde düzgün yuvarlak çıkarabileceğiniz herhangi bir şekli kullanabilirsiniz. Ortasında da daha küçük bir yuvarlak çizip böyle bir çelenk taslağı hazırlıyorum. Daha sonra çizdiğim kurşun kalemin sıkacağım merengle, bezeyle temas etmemesi için ters çeviriyorum. Daha sonra iki yuvarlağın arasını hazırladığım beze karışımıyla dolduruyorum. Sıktığım beze karışımlarının birbirine temas etmesi önemli. Çünkü çelenk şeklinde bütün bir kek yapacağız, bütün bir pavlova yapacağız. Dolayısıyla eğer birbirine temas etmezse kaldırdığımızda kopabilir. O yüzden burası birbirine değmeleri önemli sıkarken. Daha sonra pişirdikten sonra ortalarına krema veya meyve yerleştireceğimiz için kaşın tersiyle her birinin ortasına böyle ufak çukurlar açıyoruz. Fırınımızı bu arada 150 dereceye ısıtıyoruz. Daha sonra fırına verirken 100 dereceye düşürüyoruz. Ve 100 derecede yaklaşık benim 2 saat, bu fırından fırına göre değişir, 2 saat boyunca pişiriyoruz. Fanlı ayarda pişireceğiz. Kağıdın uçmaması için kenarlarını tepsiye bezeyle yapıştırıyoruz yine. Bu arada fırını kapattıktan sonra içerisinde soğutuyoruz ve kurumasını sağlıyoruz. Pavlova içindeyken. Daha sonra kaba kremayı alıyoruz. Kremayı sertleşene kadar çırpıyoruz. Uzun bir süre çırpmanız gerekiyor. Bu kıvamı alana kadar güzelce çırpın. Kremanızın soğuk olması gerekiyor. Çırptığınız aparatların da soğuk olması gerekiyor. Bu sertliğe ulaşabilmesi için. Ben içerisine 1 yemek kaşığı pudra şekeri koydum. Ama isterseniz pavlova benim için yeterince tatlı, ben daha az tatlı istiyorum derseniz pudra şekeri koymayabilirsiniz. İçerisine limon rendeleyebilirsiniz, limon suyu koyabilirsiniz. Çırpıp sertleştirdikten sonra, eğer çırpmadan önce koyarsanız limon kesebilir kremanızı. O yüzden çırpıp sertleştirdikten sonra koyun. Daha sonra sertleştirdiğiniz kremayı pavlovaların üzerine, daha önce çukurlaştırdığınız kısımlarına kremayı yerleştirin. Kaşığın tersiyle böyle istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz kremayı sıkma poşetiyle sıkabilirsiniz de. Artık bundan sonrası tamamen sizin hayal gücünüze ve zevkinize bağlı. Daha sonra ben kış mevsimi olduğu için ve kırmızı meyvelerden, yani yeni yıl ruhuna biraz daha hitap etmesi için ben nar kullandım. Nar bereketi de temsil ediyor zaten. O yüzden bence çok güzel ve şık bir görüntü oluyor. Kırmızı içerisine yeşiller de bence çok hoş göründüğü için minik nane yapraklarıyla süsledim.
Ama dediğim gibi süsleme kısmı tamamen sizin zevkinize bağlı. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Evet, üzerine eğer bezeyi yeterince kurutursanız, üzerine krema koysanız da beze yumuşamıyor. Eğer yumuşuyorsa bilin ki yeteri kadar fırında kurumamıştır. Bunun tamamen kuruduğuna emin olmak için de böyle üzerine tık tık vurun, böyle boş ses gelmesi lazım. Evet, bezeler bu şekilde, pavlova bu şekilde hazır. Çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Herkese çok güzel bir gün diliyorum.